Merhaba. Merhaba. Vallahi Allah razı olsun. İnşallah Hüsnü Hanım. Yerel esnafı bitirmek için elinden geleni yapıyorlar. Rant peşinde yeni AVM'ler kuruluyor. Kamu binaları söküldü, AVM'ler kuruluyor. AVM'ler de tabii ki bir şehir için önemli ama yerel esnafı düşünmek lazım. Şimdi iş olmayınca vergi yükü çok ağır. Tabii. Ondan sonra yani aidat ödeyemez hale geliyor. Bu kadar net. Tabii bunun sebeplerini araştırmak lazım. Vakıf giderleriniz var. Vakıf giderlerimiz mesela büyük şirketlerde SSK primlerini, şuları bunları hepsini çok cüzü tutuyorlar. Biz de onların 3 katı prim ödüyoruz. Yani onlar 150 lira prim öderken biz 450 lira ödüyoruz. Biz tabela reklamı vergisine kadar, çöp vergisine kadar her şey bizden alınıyor. Yani bunlar hepsi işte yıllarca iktidarların küçük esnafın üzerine bindirdiği yükler. Ama iş olmayınca işte bunlar bize yük oluyor. İş olduğu zaman biz burada 300 eleman çalışıyoruz. Ama işte şimdi Malatya düştü, işçileri asgari ücretli eline, pençesine. Kayısı para etmiyor. Asgari ücretle ev geçirmeye çalışıyor adam. Konfeksiyon elbise aklına gelmez ki. Kapalı Çarşı Malatya'nın en önemli ve en eski çarşılarından biri. Ama esnafımız hakikaten staf yapmadan bu saate kadar beklemişler. Esnafın durumu çok perişan hakikaten. Ki başkanımın dediği gibi yağmurlu bir havada buranın dolması lazım. Ama hakikaten tercih edilmiyor. Niye tercih edilmiyor? İnsanların parası yok çünkü. İnsanların alışveriş imkanı iyi değil. Malatyalı perişan arkadaşlar. Sosyal anlamda perişan, siyasal anlamda perişan, perişan da perişan. İnşallah hesap sorma vakti geldi. Bütün Malatyalılara buradan beraber hesap soralım. Bize fırsat verin. Bizler sizleri temsil edelim. Sizlere vekil olalım. İnşallah hesap soralım diyorum. Buradaki esnaflarımıza da Allah sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Milliyetçi Hareket Partisi yağmur çamur demeden 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler için yine kolları sıvadı, yollara düştü. Bugün yine iki kurumumuzu ziyaret ettik. Daha sonra şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ediyoruz. Gerçekten esnaflarda büyük sıkıntılar var. Zaman zaman dile getiremiyorlar ama sıkıntılarını bize söylüyorlar. İnşallah bunlara çözüm getireceğiz. Ben yine şu rahmette Milliyetçi Hareket Partisi inşallah iktidara yürüyüşünü hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Teşekkür ederim.